Gökçek, mesane ve böbrek çayı idrar yolları enfeksiyonu olanlar için. Huş yaprağı, at kuyruğu otu, ayrık kökü, ay üzümü yaprağı, cava çayı, peru çayı. Peru çayına mate çayı dediniz. Ortuzifon yaprağına cava çayı dediniz. Huş, at kuyruğu, ayrık kökü, ay üzümü, ortuzifon, peru. Peru'yu Türkiye'de bulabilirsiniz. Aktarlarda, büyük aktarlarda. Bulamazsanız ısırgan koyun. Ortuzifonu bulamazsanız ardıç kozalağı koyun. İlle ki bu formüle uymanız şart değil. Sorun yok. Evet. Bir diğer formülü ne diyor? Gökçek, mesane ve böbrek çayı. Mesane ve böbrek üşütmesine karşı. Bu üşütmeye karşı. İdrar yollarını üşütme. Böbrek ve mesane üşütme. Ayı üzümü yaprağı, at kuyruğu otu, huş yaprağı, ayrık kökü, meyan kökü, mavi çiçek. Mavi çiçeği bulamazsınız. Onun yerine ardıç kozala. Meyan kökünü yerine de ısırgan otu daha iyi olur. Çünkü ısırgan daha çok üşümeye karşı etkili. Sürekli meyan kullananlar da kemiğe zarar verir. Evet, bu çay karışımı gördüğünüz gibi bu oranda toz haline getirdikten sonra 2 çorba kaşığı demliğe konur. 2 çorba kaşığı. 1 litre kaynar suyu karıştırılır, demlenir. Gün içinde tüketilirse ne olur? Böbrek ve mesanedeki hafif üşütmeleri anında geçir. Ben şimdi yıllar önce askerlik yaptık 2 ay Mehmet Ağa derlerdi bize. Almanya'ya döndüm. Soğuk havalar birdenbire Burdur'da soğudu. Önce iyiydi, sonra buz kesti. Biz de üşüttük. Almanya'ya gittiğimde Frankfurt'ta uroloğa gittim. Böbreklerim ağrıyor. Aa, şu tahlil, bu tahlil, o tahlil. Ya benim böbreğim ağrıyor. Sen bana bir şey yaz dedim. O yazamam. Ne olacak dedim. Ben bu ağrıdan duramıyorum. Ne olacak? Yapacak bir şey yok. 15 gün bekleyeceksin. Tahlil sonuçlarına göre ilaç vereceğim dedi. İyi, tamam. Hemen eczaneye gittim. Altın başak otu, ısırgan otu, ardıç kozalağı, ayrık kökü. Efendim, bitkilerden karıştırdı bir poşet. Efendim, eve gittim. Hanıma dedim ki 3-4 gün ben bunu içeceğim. İçtim. 2 gün sonra unuttum ben böbreğimin ağrıdığını. Unuttum. Çay içmeyi de unuttum. Bu işim yoğun olduğu için çayı da bıraktım. 15 gün sonra hanım dedi ki ya sen doktora gidecekmişsin, randevu varmış. Ha, bir gideyim bakayım dedim. Gittim. Doktora dedim. Doktor dedi ki aa, sen de dedi böbreklerini üşütmüşsün. Nefrit var. İltihaplanmış böbreklerin dedi. Üşütmeden mütevellit. Akut nefrit. Dedim ki ben onu çoktan iyileştirdim. Nasıl böyle böyle? Dedi ki bitkileri sen nasıl kullanırsın böyle? Niye dedim. Tehlikeli olabilir. Tehlikeli nesi olabilirdim? Dedi ki bazı bitkiler zehirli. Mesela dedim yüksük otu. Yüksük otu 1 gram çayını çorbasını içersen zehirli ama 1 gramdan 1 litre alkolde tentürünü yapıp da kullanırsan kalp için ideal bir ilaç. Sen bunu biliyor musun dedim. Madem bu kadar bilgisin burada işin ne sen dedi git hadi. Benimle uğraşma benim tartışmaya mı geldin dedi adam. Yaşlı bir Nazi sempatizanıydı. Evet, Türkleri sevmiyordu. Böylece oradan ayrıldık. Hürmetler, saygılar dedik.